Soru da demiş ki 10,0 litrelik bir silindirde 7,60 gram argon gazı ve 4,40 gram moleküler azot vardır. Bu da yine gaz halinde. Sıcaklık 25 santigrat derecedir. Her bir gazın kısmi basıncını ve silindirdeki toplam basıncı hesaplayınız. Soruyu beraber çözmeden önce kendiniz çözmeyi deneyin. Hadi başlayalım. İdeal gaz yasası bu soruda işimize yarar. Her bir gazın kısmi basıncını da düşünsek, toplam basıncı da düşünsek bu yasa işimize yarar. İdeal gaz yasasına göre basın çarpı hacim eşittir, mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı sıcaklık. Soruda bize basıncı sormuşlar. O zaman her iki tarafı da V'ye bölelim. Basınç eşittir mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı sıcaklık bölü hacim çıkar. İşte bu formülü kullanarak her bir gazın kısmi basıncını bulabiliriz. Argonun kısmi basıncı eşittir. Argonun mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı sıcaklık. Ve bakın iki gaz da aynı sıcaklık altında. Bölü hacim. Ayrıca moleküler azotun kısmi basıncı da eşittir. Moleküler azotun mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı sıcaklık bölü hacim. Uygun birimli ideal gaz sabitimizi her zamanki tablomuzdan seçebiliriz. Sıcaklığı vermişler ama kelvine çevirmemiz lazım. Ayrıca hacmi de vermişler. O zaman bize mol sayılarını bulmak kalıyor. Bunu bulmak için de bize kütleyi vermişler. O zaman mol kütlesini düşünelim. Argonun mol kütlesi ve moleküler azotun mol kütlesine bakalım. Periyodik tabloda argonun ortalama atom kütlesi 39.95. Biz ona virgül diyelim. Bu aynı zamanda bize mol kütlesini de veriyor. O zaman argonun mol kütlesi 39,95 gram bölü moldür. Moleküler azota bakalım. Ortalama atom kütlesi 14,01. Mol kütlesi bu durumda sizce 14,01 midir? Burada dikkatli olmamız lazım. Çünkü bakın, moleküler azotta 2 atom var. O zaman mol kütlesi bunun 2 katı, yani 28,02 gram bölü mol olacak. 28,02 gram bölü mol. Şimdi denklemleri çözebiliriz argonun kısmi basıncı eşittir argonun mol sayısı. Yani 7,60 gram çarpı 1 bölü mol kütlesi. Yani 1 bölü 39,95 mol bölü gram. Gramlar birbirini götürür. Buradan da argonun mol sayısı çıkar. Bunu sabitimizle çarpacağız ama önce tablodan hangi versiyon olduğunu bulmamız lazım. Bize litre vermişler. O zaman şu ikisinden biri olabilir. İlkinde basınç atmosfer, diğerinde ise tor cinsinden verilmiş. Kısmi ve toplam basınçları tor cinsinden istersek bunu kullanabiliriz. Çarpı 62,36 litre tor bölü mol kelvin. Bunu da sıcaklıkla çarpacağız. 25 santigrat dereceyi kelvine çevirmek için 273 ekleyelim. Bu da 298 kelvin eder. Hepsini hacme böleceğiz yani 10,0 litre. Gramlar birbirini götürmüştü. Moller ve Kelvinler de birbirini götürür. Litreler de öyle. Elimizde birim olarak tor kaldı. Harika. Biz de zaten basıncı bulmak istiyoruz. 7,60 bölü 39,95 çarpı 62,36 çarpı 298 bölü 10,0. İşte şu sayıya eşitmiş. Burada 3 anlamlı basamak var. Burada 4. Burada ve burada 3. Yuvarlarken en az olanı yani 3'ü seçiyoruz. O zaman 354 tor diyebiliriz. Argonun kısmi basıncı 354 tormuş. Moleküler azota geçelim. Moleküler azotun kısmi basıncı diyoruz. Mol sayısını farklı bir renkte göstereyim. Moleküler azotun kütlesi neydi? 4,40 gram çarpı 1 bölü mol kütlesi yani 28,02 gram bölü mol. Bunu ideal gaz sabitiyle çarpalım. Şurayı doğrudan kopyalayabiliriz. Çarpı 62,36 litre tor bölü mol Kelvin çarpı 298 Kelvin bölü 10,0 litre. Gramlar birbirini götürür. Moller ve litreler birbirini götürür. Kelvinler de öyle. Hesap makinesini çıkaralım. 4,40 bölü 28,02 çarpı 62,36 çarpı 298 bölü 10,0. Sonuç bu çıktı. En düşük anlamlı basamak olarak elimizde ne var? Yine 3. Bunu 3 basamağa yuvarlarsak 292 eder. 292 tor. Kısmi basınçları bulduk. Toplam basınç için bu ikisini toplayalım. Argonun kısmi basıncı artı moleküler azotun kısmi basıncı olacak. Bu da 646 tor eder. İşte soru bitti.